Arkadaşlar merhabalar, selamlar. Bugün neredeyiz? Bugün Reis Elektronik'e geldik. Tibet Usta'nın yanına. Benim aracın teybini değiştireceğiz. Şimdi o sökmeye başladı. Hemen zaten sökmeye başlamış. Bir teyip sipariş vermişti. O istediğimiz teyip değildi. Onu şimdi gidecek tekrardan alıp gelecek. Ondan sonra montajını yapacak güzelce. Arkaya da şöyle bir geri görüş kamerası da takacağız şuraya. Şöyle. Şuraya artık şuraya. Tam yerini ayarlayacak o. Ona göre devam edeceğiz bakalım. Değiştirmişken yani orijinal aracın orijinal teybi olduğu için biz de şey yapalım dedik. Normal CarPlay'li bir teyip takalım dedik. Navigasyon olsun, diğer özellikleri olsun diye. USB vesaire. Çünkü bunlar eski teyip. Arabanın kendi orijinal teypleri. Öyle bir teyip takmaya karar verdik. Ondan dolayı da zaten Tibet ustamızı da yıllardan beri tanıyoruz. Hep teyip işlemlerimizi ona yaptırıyoruz, hoparlör vesaire işlemleri de. Evet, teybimizi çıkardık. İçini de çıkarttık. Orijinal teybimiz. Aracın burası da bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi. Bakın şu çıkan parçalar. Şimdi orijinal teybimizi inceleyelim, bir bakalım bakalım. Gerçi bir şey onu görmüştür de. Bu teybi de çıkma mı takmışlar, ne yapmışlar? E220CDA yazıyor. Değiştirmişler demek ki. Görmüş olduğunuz gibi. Burada da aracın bir beyni var. Artık ne beğenisi tam onu ben bilmiyorum. Ha. Airbag sensörüymüş, pardon. Burada yazıyor. Böyle bir kağıt kaçmış. Evet arkadaşlar, şimdi Tibet ustamız dediğim gibi teybi almaya gitti. Ben de sağ olsun Efe'den bez istedim. Ufak tefek şuraları şöyle gösterirsen Efe, tozlar var. Onları elimizden geldiğince siliyoruz. Hani temiz olsun diye. O geldi mi şey yapacak, buraya teybi takacak. Ondan sonra da işlemlerine devam edecek. Biz de tek tek güzelce çekmeye çalışacağız. Efe'nin dediğine göre gelen teypte bu kablolar değişiyormuş hep. Ben bilmiyordum yani. Onları da değiştirdikler yeni kablolarla beraber. Onlar da yapılacak yani ayrıca. Buralar da bayağı toz olmuş Efe. Buralar tabi yıllardan beri belki açılmadığı için ya da şey olduğu için tozlanmış. Şöyle temizlersin. Çok da tabi sağa sola da kurcalamamak lazım, ne olur ne olmaz. Bayağı tabi buralar kirli. Bu kadar yeter ya, daha fazla da kurcalamayın. Şöyle yeterince aldık. Tamamdır. Şimdi bekliyoruz. Bakalım. Tibet ustamızı bekleyelim. Geldi mi? Devam edeceğiz. Şuraya koyayım. Geldiği zaman o kendisi takar artık. Evet. Tibet ustam geri geldi. Teybi de getirdi. Teybimiz bu. Arkadaşlar. Bir bakalım şöyle. O bagajı söküyor. Burada işte kullanım kılavuzu var. Böyle kullanım kılavuzu koymuşlar. Burada kablolar işte, aparatları vesaire. Bütün her şeyi burada. Bunun içinde bayağı bir şeyler varmış ya. Bir sürü şeyler var. Teyp de burada. Şunu şöyle çıkartalım. Gördüğünüz bu. Gözükmeye başladı. Oo. Şöyle göstereyim şimdi arkadaşlar. Şunu şöyle çevireyim birazdan. Burası böyle. Ekranı bu şekilde. Evet, güzel. 10 numara 5 diz. Tamam. Bunlar böyle dursun. Birazdan tam detaylı bir daha gösteririm zaten. Bunları da şöyle koyayım.
şekilde bu şekilde koyayım. Debiotus'tan bagajı boşalttık. Biz bagajı sökmeye başladık. Oralarda hep toz olmuş ya. Oralarda toz bitiyor. Aynen. Aracın şurada arkadaşlar bakın orijinal bir buffer'ı var. Arka tarafı da sökmeye devam ediyoruz. Diye bura yılların vermiş olduğu toz. Burada da üniteler var, bir sürü kablolar vesaire. Evet arkadaşlar, şimdi bagajın içini söktük. Güzelce ben göstereyim size. Bu teybin ünitesiymiş. Araç dolu olduğu için yani bütün işlemleri bu yapıyormuş. Bunu iptal edeceğiz dedi. Bu kablolardan yine öne kadar çekilecekmiş. Yer teybde öyle bir özellik yokmuş herhalde. Şurada da görmüş olduğunuz gibi Tibetistan bütün hepsini çıkarttı. Bunlar soketli kablolar. Bu teybin kumandası. Ondan sonra bu antenin kablosu, CAN bus burada. Yine şu ara kablolar. Bunların hepsi takılacak. Bu anten, USB'nin kabloları. Bu GPRS'in anteni. İşte. Burada Bluetooth mikrofon anteni. O şekilde hepsini takacak. Bakalım, bekliyoruz. Kabloların hepsini bağlıyor. Burada. Buraları da söktü. Teybimizi çalıştırdı. Kabloları bağlıyor. Buraları tamamen topladı. Teybi taktı. Buraları da topladı. Şunları da USB bağlantılarını da taktı şöyle. Şu aparatları. Şunlardan bir şeyler bunlar kalsın. Şöyle. Arabanın arkası. Koltukların altında izolasyonlar var. Bu şekilde. Kendinden orijinal. Buraları da kapattık. Şuraları düzeltecek tekrardan. Buraları da kapattı. Şunları bir temizleyeceğiz. Evet, Tibet ustamız. Tibet ustam, dur. Şöyle göstereyim. Kamerayı taktı. Şu kabloyu çeksin. Bayağı uğraştırdı seni. Uğraştırdı valla, araba sağlam. Getir dedi bizi. Güzelce bağlantısını yapıyor arkadaşlar, bak. Geriye atın bari, sağa sola bakalım. Kontağı çık, araya atın. Hepsini güzelce kalipsliyoruz. Çekil ben abi, çekil ben aşağı. Geri vitesi, geri vitesi yanıyor şu an. Tamam şimdi. Onu söyleyeyim. Evet. Hadi getir topu yanı. Kamera görüntüsü geldi mi? Tamam. Bir açabilir miyiz? Şimdi yukarı bakıyor ya. Evet tamam, yukarıda. Hı hı. Tavana bakıyor, bari işte. Aynen. Şimdi toplamaya başladık tekrardan. Evet arkadaşlar, şimdi bütün işlemlerini bitirdik. Topluyorlar. Koltukları taktılar. Arka bagajı topladılar. Güzelce. Arka bagajı da Kaan topluyor sağ olsun. Şuraları da yaptı. Bu şekilde buraları düzeltti. Bunu da buradan verdi USB'yi. Bağlantı noktasını yani
rahat şekilde. Kapılar mı? Kapılar özelliği varmış bak. Güzel. Taş bilgilerini taşıdık ya. Şimdi ince ayrıntılarını yapacak. İnce ayarlarını daha doğrusu. Ayrıntıları ne ya? Ayarlama yapacak şimdi. Oraya asabilirsin. Şunları koyalım. Tamam, bunları ben ayarlarım. Bırak sen bana. Evet. Ayarını da yapıyor. Güzelce. Evet ustam. Bu arada Cihan geldi. Cihan'ın arabasının jantlarını değiştirdik. Çok güzel oldu. Tavsiye ederim arkadaşlar. 10 numara 5 yıldız bak. Gayet güzel olmuş. Cihan, jantlar süper olmuş ha. Cihan'ın zaten aracındaki şeyi de gösterelim. Böyle bir şey yaptık. 10 numara 5 yıldız. Bayağı bir uğraştık ya. Kameramız da burada arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Gerçekten iyi oldu. Nasıl, tamam mı ayarlar? Aynen. Eline koluna sağlık. Evet arkadaşlar, teybimizi taktık. CarPlay'i de ayarladık. Radyo, menü. Buradan işte seçebiliyoruz. Şuradan. Bu şekilde. Bütün her şey var. YouTube, Spotify, takvim, galeri, Google, haritalar, Netflix, Play Store. Her şey mevcut. Gayet de güzel oldu. Ben çok sevdim. Yani buradan da sessiz. Basılı tuttuğumuzda herhalde kapatıyor değil mi kendini? Evet. Basılı tuttuğumuzda da geri açıyor. Açması da oluyormuş, iyi yani. Güzel. Evet. Gayet iyi. Tibet ustam, eline sağlık. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Sağ olasın. Tamam, teşekkürler. Söyleyeyim mi sen? Arkadaşlar. Bütün her şeyi bitirdik. Güzel bir şekilde. Aracımızı teyp montajını yaptık. Ben gerçekten memnun kaldım yani. Tibet ustamızın da işçiliği 10 numara 5 yıldız. Zaten videoda göreceksiniz. YouTube'a koyduğum zaman da. Maşallah. Şimdi bağlanıyor. Telefonu da açtım ben. Ona göre bağlansın. O şekilde. Apple işaret çıktı şeyde, teypte. Kendi mi bağlanıyor, biz mi bağlayacağız? Tibet ustam. Kendi mi bağlayacağım? Buradan CarPlay'i açıyor telefonda. Kendi otomatik bağlanıyor. Telefondan bağlandı. Ha, şimdi geldi işte. Tamam. Şimdi bir açalım, deneyelim. Oradan şey yapamam. Yok amaca. İşte. Neyi bağlıyorsun? Bluetooth'tan bağlayacağım onu oradan. CarPlay'den kullanamazsın orayı. Bluetooth'tan bağladım. CarPlay'den kullanamazsın böyle. Neyse, ona da bir bakacağız artık. Arkadaşlar, videom böyle. Umarım beğenmişsinizdir. Adana'da tavsiye edeceğim Tibet ustamız Reis Elektronik. Her türlü size yardımcı olur. Görüşmek üzere. Videoları beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.